Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Pek çok konu başlığımız var, yine her gün olduğu gibi hafta sonunun yansımaları aslında. Meydanlarda söylenen sözler ne olacak önümüzdeki süreçte seçim için? Cumhurbaşkanı yetkisini mi kullanacak? 14 Mayıs tarihini işaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bursa'da dedi ki yetkimi kullanacağım, 10 Mart'ta süreci başlatacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Tabii YSK'nın da seçim takvimini başlatması gerekiyor bu süreçten sonra, yani Cumhurbaşkanı o açıklamayı yaptıktan sonra. Muhalefet ne diyor? Erdoğan üçüncü kez adaylığı konusunda soru işaretlerine devam ediyor. Muhalefette o soruları soruyor ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bizim Erdoğan'ın adaylığına kilitlenme düşüncemiz yok ifadesini kullandı. Bu süreçte tabii hem seçim takvimi, tarih, adaylık ve işte bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek hepsini konuşuyoruz. Kabine var bu arada. Kabineden ne çıkacak? Gözler aslında yeni yapılandırma sürecine de kilitlenmiş durumda. Nelere af geliyor? Bugün kabinenin gündeminde olacak. EYT konusu da Mart'a artık kaldı. Mart'ta maaşlar verilecek mi? Öyle dedi bakan da. Artık topu biz attık demişti. Hazine Bakanı da dedi ki evet dedi, Mart'ta mecliste olacak. Daha doğrusu maaşlar verilecek mi, ne olacak? Cumhurbaşkanının bir ifadesi daha var. Şimdi 3Y ile mücadele, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Bu sefer yine söyledi ama 20 yıl sonra söylenmiş olması da dikkatleri çekti. Bunun üzerinden de gideceğiz elbette. Ekonomiyle birlikte bir de tabii gözler 30 Ocak'ta aynı zamanda. Çünkü neden? 30 Ocak önemli bir tarih. Altılı Masa için 26 Ocak'ta İyi Parti'de bir toplantı gerçekleşecek. Ardından da 30 Mayıs'ta, daha sonrasında da Seyit Torun demişti, Şubat'ın içerisinde de aday artık açıklanacak diye. Benzer ifadeler de artık kurmaylardan gelmeye başladı. Biz bu seçim sürecine giderken medyayı da konuşuyoruz elbette. Bugün önce medya ile başlayacağız. Daha sonrasında da siyaset ve medya olarak devam edeceğiz. Hemen konuğumuza dönelim. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun bizimle birlikte. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederim. İşte aynı zamanda tabii ne diyelim, gazeteci, işte politikacı, siyaset bilimci, bir genel başkanlık da yapmış Evet, olduğunuz süreç var. Anavatan Anavatan Partisi, Partisi'nin evet. 2008 ve 2009 yıllarında genel başkanlığını yaptım. Yani Demokrat Parti çatısı altında, Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'nin Demokrat Partisi çatısı altında birleşmesinden önceki son genel başkanıyım. Doğru Yol Partisi'nin başında Sayın Hüsamettin Cindoruk varken, Anavatan Partisi'nin genel başkanlığını ben yürütürken, Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'ni Demokrat Parti çatısı altında birleştirdik 2009 yılında. Siyasete de gireceğiz elbette, ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama şimdi artık seçim sürecine girdik diyoruz. Bu süreçte hakikaten medyanın rolü çok büyük oluyor. Medya önem taşıyor. Biz hep kuvvetler ayrımından bahsederken, tek tek bahsederken öneminin ne kadar güçlü olduğunu vurgusunu yapıyoruz ama dördüncü kuvvette medya diyoruz her zaman. 11 Şubat'ta medyada tek mahalle etkinliği gerçekleştirilecek. Aynı zamanda işte burada tabii çok 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 soru da sorulacak. Peş peşe sorular da gelecek. O sorulara da yanıtlar da arayacağız. Mesela gazetecinin soru sorma hakkından yoksun kalmasının ülke demokrasisi bakımından nedir bunun bedeli diye soracağız. O sorulara da yanıtlar da gelecek. İkinci Yüzyıl Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı'nın beraber düzenleyecekleri sempozyumda medyayı tek mahallede buluşturmayı ve kendi muhasebesini yapmaya davet ediyoruz dediniz. Çağrınız bu yöndeydi. Özellikle de ikinci yüzyıla giderken medyamızda kendi vizyonunu, işte kendi misyonunu sorguluyor. Burada medya siyaset ilişkisine hemen girelim o zaman. Ne oldu? Yani Salih Bey, biz niye bu kadar şimdi kutuplaşmadan bahsediyoruz? İşte bazı soruların yanıtlarını arıyoruz ama bulamıyoruz bu yanıtları. Şimdi birleşelim, o kutuplaşmayı ortadan yok edelim. Ama Ama orada da bir sorun var. nerede birleşeceğiz, değil Nerede mi? birleşeceğiz? Bir de şunu sorayım, öyle sözü size bırakayım. Nerede birleşeceğiz derken de şimdi iktidar işte projelerini açıklıyor, yol haritasını açıklıyor. Bazen mümkün olmayan ya da çok uzun vadeli bir projede açıklanabiliyor. 2071 falan, Mesela ama şimdi bunun bir kısım propagandasını da yapıyor. Bu kişilerle nasıl birleşeceğiz? Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum bir kere bu meseleyi de konu ettiğiniz için.
Bizim sempozyumumuzun başlığı medyada tek mahalle. Neyi amaçlıyoruz? Bir kere kimle yapıyoruz? İkinci Yüzyıl Derneği ile birlikte, Türk Demokrasi Vakfı ve İkinci Yüzyıl Derneği birlikte Metin yapıyoruz Işık bunu. Başkanlığında, evet. Başkanı Metin Işık. Metin Işık Bey aynı zamanda siyasetçi, gazeteci geçmişi de var ve bu alana, medya meselesine çok önem veren, kafa yoran, buradaki sorunlara çözüm üretmeye çalışan ve İkinci Yüzyıl Derneği ile birlikte de bunda çok ciddi bir katkı koymaya çalışan birisi. Metin Işık Bey ile birlikte, İkinci Yüzyıl Derneği ile birlikte bir medyada tek mahalle sempozyumu. Medyada tek mahalle dediğimiz zaman bir kere baştan bir şeyi işaret ediyoruz. Diyoruz ki medyada çok ciddi bir bölünme var. Kamplaşma var. Evet. Yani mahallelere ayrılmış ve o mahalleler arasında çok ciddi bir kavga var. Sert bir tartışma yürüyor. Ortak bir müzakere zemini yok. Ve üstüne üstlük bizzat gazeteciler tarafından da neredeyse kanıksanmış. Yani bizim mahalleden arkadaşlar, öbür mahalleden arkadaşlar diye yazılarında yazabiliyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir tehlike olarak görüyoruz. Niye tehlike olarak görüyoruz? Medyadaki bu kamplaşma eğer ortadan kalkmazsa yahut da yumuşamazsa, tabii ki bütün gazetecilerin politik duruşu olacak, ideolojik konumlanması olacak, bakış açısı farklı olacak ama en azından gazeteciliğin temel ilkeleri çerçevesinde bir yerde buluşmak lazım. O mesleğin temel ilkeleri var, o mesleğin standartları var, o meslekte olmazsa olmazlar var. Oraları zorlamamak lazım, oraları törpülememek lazım. Bu tahribat sizce kolay tedavi edilebilecek bir durumda İşte mı? Şunu söylüyorum, çok önemli bir mesele, zor, gerçekten zor ama buradaki bu kamplaşma yumuşamazsa, toplumdaki kamplaşma çok daha sert bir şekilde devam eder. Yani toplumdaki kamplaşmanın, kutuplaşmanın önüne geçebilmek için önce buradan bir adım başlaması lazım. Burada bir yumuşama lazım. Burada bir iklim yumuşaması lazım. Yani bunda da en azından basın meslek kuruluşları var. Rol alabilirler, fonksiyon üstlenebilirler. İletişim fakülteleri var, fonksiyon üstlenebilirler. Ama yapıyorlar aslında. Yapıyorlar. Sayın Şimdi mesela yani, evet. Çok önemli paneller düzenleniyor, öğrenciler çağrılıyor, onlara anlatılıyor. Şimdi mesela bizim bu sempozyumda şunu yapmaya da çalışıyoruz. Biz bir sivil toplum olarak medyanın nerede durması gerektiğini biz gösteremeyiz. Olmaz. Kim, o nerede toplanmak lazım? Biraz önce dediniz ya, nerede buluşacağız? Nasıl bir ortak zeminde buluşacağız? Onu da gazeteciler kendileri tartışmalıdır. Gazeteci meslek örgütleri tartışmalıdır. Onun işte dediğim gibi akademisyenler tartışmalıdır. O halde ne yapıyoruz? Biz bu sempozyumumuzda öncesinde herkese tartışmasını açacağımız bir metin oluşturacağız. Onu kimlere hazırlattıracağız? İletişim fakültesinde, fakültelerinde akademisyenlerin hazırladığı genel çerçeve metni hazırlatacağız. Yani soru sorma hakkı nedir? Haberci kimdir? Yorum nedir? Efendime söyleyeyim, bunların değeri nedir? Akreditasyon meselesi nedir? Bunlardaki olması gerekenler nelerdir? İlkeleri nedir? İlkeler nelerdir? Evet. Bunları bir metin hazırlatacağız. Ama bu metini biz hazırlamayacağız. Yani ne İkinci Yüzyıl Derneği hazırlayacak, ne Türk Demokrasi Vakfı hazırlayacak. Evet. Ne Metin Işık hazırlayacak, ne ben. Ama kim hazırlayacak? Bu işin uzmanları bir metni. Onu da tartışmaya açacağız. Evet, bulduk. En doğru metin budur da demeyeceğiz. O da değil. Zaten temel meselemiz bu. Türkiye'de birileri diyorlar ki en doğru şey budur. Gelin burada buluşalım. Hayır arkadaş, onun en doğru olduğuna kim karar verdi? En doğru olduğuna biz karar vermedik. Biz karar vermeyelim. O işin, bu alanın bütün, işte hani dedik ya, farklı farklı mahallelerdeki bütün arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, hangi mahallede olursa olsun bu buraya gelsin, burada görüş, bu metin üzerinde görüşlerini Peki, söylesin. Peki siyaset bunun neresinde? Çünkü niye? Bakın şimdi bizim ekranımızda sansür yasası, işte dezenformasyon yasası olarak dillendirilen ama aslında sansür getiren bir durum. Bizler orada sesimizi duyurmaya çalıştık. Şimdi bizim kutuplaştığımız, hani diyorsunuz ya işte bir noktada birleşilmeli. Neredeydi o kişiler diye soruyoruz o zaman. Evet. Yani aynı şeyi savunmuyor muyuz? Kendi haklarımızı savunuyoruz aslında orada. Ama orada siyaset var işte. İşte bu zaten şöyle bir durum var. Siyaset ve siyaset figürleri bu alanları çekmek, eğip bükmekte eğik bükmeye meyyaldirler. Ona isteklidirler.
Mutlaka bütün siyaset, hangi ideolojik tercihte bulunan olursa olsun fark etmez. Siyasetçi genellikle alanını genişletmeye, etki alanını genişletmeye meyyaldir. Peki bunun karşısında, aa bir dakika sen sınırlarını bil, sen o buralara kadar gelemezsin demesi gerekenler kim? Onlar işte sivil toplumdur, işte medyadır. İşte onun için de burada temel şey de soru sorma hakkıdır. Yani gazeteci ile siyasetçi arasındaki ilişkinin temelinde de soru sorma hakkı var. Onun da cevap hakkı. Haliyle onda cevap hakkı var. Dolayısıyla şimdi bir kere muhalif medya, işte yandaş medya gibi ayrımlar değil mi? Bir kere gazeteciliğin doğası muhaliftir. Çünkü gazeteci halkın avukatıdır. Evet. Gazetecinin soru sorma hakkı aynı şekilde avukatın mahkemede karşı tarafa avukatın soru sorma hakkı gibidir. Hatta bizim yargı sistemimizde pek yok ama Anglo-Amerikan sisteminde var. Delil toplama. Evet. Avukatların delil toplama hakkı. Aynı araştırmacı gazetecilikmiş de tam da budur. Dolayısıyla halkın istekleri, halkın ihtiyaçları ve halkın denetleme hakkını medya üzerinden kullanabilmek için temelinde, işin özünde soru sorma hakkı vardır. Soru sorma hakkının çerçevesini adam akıllı belirlersek birçok meseleyi çözmüş oluruz. Yani oradan ilerleyebiliriz. Siyasetçi medya ilişkisini çok daha sağlıklı bir zemine oturtabiliriz. Ama dediğim gibi temel adımları, birinci adımı doğru atabilmek lazım. Biz de bu girişimimizde, hem 2. Yüzyıl Derneği ile birlikte bu girişimimizde buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yani böyle bir zemini oluşturmaya en azından biz bir çaba sarf edelim. Bu çabamızı diğer paydaşlara açalım. Gelelim bunun üzerine tartışalım. Mesafe kat edebilirsek, ne kadar mesafe kat edersek o kadar kârdır diye düşünüyorum. Yani aslında işin özeti şu ki, yani birilerinin değil halkın sesiyiz. Yani medya deyince medya bu. Evet. İşin özeti bu oluyor. Dördüncü kuvvet medya, derken evet, bunu. Evet, tabii. Medya muhaliftir derken de hangi kime muhalif? İktidarda kim varsa ona muhalif. Evet, yani A partisine B partisine halkın sesi evet, olarak. Çünkü yani halkın orada avukatı. Halkın denetleme hakkını kullanması için bir araç. Hem de en önemli. Vallahi şimdi zam geldiyse zam geldi. Evet, bunun diyecek adı fiyat değişikliği değildir. Güncellemedir, şudur güncelleme budur değildir. Güncelleme değildir diyorsa, yani. Diyorsa siyasetçi diyebilir. Elif Hanım siyasetçi diyebilir. Evet, siyasetçi evet. Kendi çünkü bu alan hakikaten bir propaganda ile karıştırılabiliyor bu faaliyet. Siyasetçi diyebilir. Siyasetçinin işidir propaganda yapmak. Ama gazeteci arkadaşlarımız, yorumcu arkadaşlarımız o siyasetçinin dediğini bu şekilde tevil etmek zorunda değildir. Çok önemli bir şeydir bu. Yani kalkıp o birinci dereceden görevi şimdi tartışma programlarında hepsini görüyoruz. Bütün işimiz, gücümüz her iki tarafta da bu mümkün. Siyaset figürünün söylediği sözü anlamlı ya da anlamsız olduğuna bakmaksızın onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Değil, medyanın görevi, gazetecinin görevi bu değil. Yorumcunun görevi de temelde bu değil. Şimdi mesela son günlerde bir mitingde Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Dedi ki Almanya aç, evet. Fransa açlar, herkes açtı açıkta falan dedi. Amerika'da raflar boş falan dedi. Şimdi bu sözü kim söylemiş olursa olsun, hangi siyaset figürü söylemiş olursa olsun bu sözü analiz etmeye kalkmak boş iştir. Gazeteciye yakışmaz. Hem gazeteciye yakışmaz, bakıyorum şimdi gazeteciyi de geçmişim. Akademisyenlerimiz tartışıyorlar. Bu sözü anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ya bundan utanmak lazım. Yani bu sözü anlamlandırmaya çalışmak, yani milletten, karşısındaki kişilerden utanmıyorsa önlerinde unvanlar var. Doçent, doktor, bilmem ne, profesör, doktor. Yani o unvanlardan çekinmek lazım. Böyle bir sözü anlamlandırmaya çalışmayı kendisine vazife görmek temelde bir yanlıştır. Bu yanlıştan sıyrılmadıkça bu sefer işte o kamplaşmalardan da sıyrılamıyoruz. İklimin yumuşamasını da gerçekleştiremiyoruz. Çünkü birisinin dediğini her hal ve şartta doğrulamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz ki bu sıkıntı. Büyük sıkıntı. Öyle bir şey oldu ki şimdi muhalefet sürekli hadi hodri meydan sandığı getirelim sözleriyle. Yani birkaç ay öncesinden, aylar öncesinden hatta bu söz söylenirken akşam tartışma programlarında Cumhurbaşkanı'nın hep işte hayır seçim zamanında olacak sözleri tartışıldı, söylendi. Şimdi bir anda ona da güncelleme geldi ya.
Şimdi bir anda herkes değişmek zorunda. Evet. O da çok kötü bir şey aslında. Yani evet. Hakikaten insanların o duruma düşmesi de çok kötü. Büyük sıkıntı. Savunduğun değil şeyi mi? İki gün sonra farklı şekilde savunmak zorunda kalmak. Yani sen işte dediğim gibi unvanın seni en azından bir dakika uyarmıyor evet. mu? Ya biraz önce bundan 10 gün önce bir hafta önce başka bir şeyi tam tersi bir şeyi çok hararetle savunuyordun. Şimdi onun tam zıttını aynı hararetle savunmaya başladın. Diye öğrencileri mesela ertesi gün okula gitmiyor mu? Bir yerde ders vermiyor evet, mu? Amfide evet. ders vermiyor mu? Yani orada bundan hiçbir sıkıntı duyulmaz. Ben bunu hakikaten bu konuda bunu çözmeye çalışmıyorum. Çözmeye çalışmamın da manası yok. Bu tuhaf bir şey. Bundan sıyrılmamız lazım. Bu tür ne olursa olsun altına üstüne bakmadan birisinin dediğinin karşısında bir pozisyonlanmaya çalışmak bu şimdiki şeyi kutuplaşmış ve bu keskin iklimi sertleştirmeye devam eder. O da tahribatı arttırmaya devam eder. Şimdi biraz siyaset diyelim tabii. Birlikte elbette yine değerlendireceğiz ama şimdi önümüzdeki günlerde işte bu Perşembe günü 6 lider yine bir araya geliyorlar. Ve İYİ Parti ev sahipliğinde oradan da önemli mesajlar çıkacak. O ortak metinde ne yazacak? Artık yavaş yavaş adaylık açıklanacak. Evet. Yani adayın kim olduğunu yavaş yavaş artık öğreneceğiz. Çünkü 30 Ocak önem taşıyor. Toplantı öncesi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu için kazanacak aday vurgusu yaptı. Bir yandan da tabii seçim ittifakı için çalışmalar da var. Onlar da başlıyor. Bir bakalım haberimize. Altılı Masa'nın artık daha da hızlanacak gibi görünüyor bundan sonraki süreci. Altılı Masa 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. 11. görüşmede en önemli başlık Cumhurbaşkanı adaylığı. Erdoğan aday olur veya olmaz. Ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o. Kendimden önce bu seçimi almayı düşünüyorum. Bunu almazsak bir daha parlamenter sistem konuşamayız. 26 Ocak'ta aday belirleme yolunu, yöntemini konuşmaya başlayacağız. Bence karara bağlamalıyız. Bence artık adaylıkla dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erken alınmalı diye düşünüyorum. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da CHP liderinin olası Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Doğru olan bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim. Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum. Ama bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır. 26 Ocak buluşması öncesi masa etrafında buluşan liderlerden birlik beraberlik mesajları geldi güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuyla. 30 Ocak'ta da sisteme geçişin yol haritası ve Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi niteliğini taşıyan ortak hükümet programını Ankara'da Ata Kongresüm Salonu'nda kamuoyuyla paylaşacaklar. Eskiye dönelim değil. Bu sistem gerçek anlamda demokrasiyi hedefleyen bir sistem. Mesela kesin hesap komisyonu kuracağız. Başkanı ana muhalefetten olacak ve biz iktidar olarak paraların nereye harcandığının hesabını vereceğiz. Yolsuzluklardan çok çekiyoruz. Önünün kesilmesi lazım. Parlamento sürecine nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı yetkileri nasıl kullanacak? Yol haritasında bunlar olacak. Seçim kazanıldıktan sonra resmi olarak olmasa da psikolojik olarak parlamenter sisteme geçirmiş gibi hareket edilecek. 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nde yapılan toplantıda alınan karar kapsamında Seçim İttifakı Komisyonu da oluşturuldu. Görüşmeler başlayacak. Komisyon partilerin mecliste çoğunluğu elde etmek için milletvekili seçimlerinde uygulayabileceği alternatifleri çalışacak. Son olarak adayı belirleyeceğiz ve masa muhtemelen bir ittifak evrilecek. Bir komisyon kurduk. 41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde ortak liste yapalım istiyoruz. Perşembe günkü altılı masa toplantısı öncesi Akşener liderler turundaydı. Son durağı Deva Partisi Genel Merkezi oldu. Evet, çok önemli buluşma gerçekten. Artık sonuna doğru gelindi birçok hazırlığın. Çünkü çok uzun bir aşamada gerçekleşti. Mesela liderler buluştuğunda eş zamanlı toplantılar oldu diğer katlarda, genel merkezlerde. Siz altılı masayı nasıl tarif edersiniz? Mesela bir cümle tarif etseniz. Yani bir cümleyi büyük maharet, onu beceremeyebilirim ama çok büyük önem, değer verdiğimi düşünüyorum. Değer veriyorum. Altılı masayı ne diye eleştiriyoruz? Efendim diyorlar ki altı benzemez bir araya geldi. Ya ne güzel işte, benzemezler bir araya geldi.
benzeyenlerin bir araya gelmesi de evet kıymetli bir şeydir, hı hı. ama asıl olan burada benzemezlerin de bir araya gelip ortak bir müzakere zeminini, ortak bir iradeyi ortaya koyabilmiş oldu olmaları. Oldu işte bir cümle. Tabii, benzemezlerin, bir araya, benzemezlerin bir araya gelmesi çok değerlidir. Hı hı. Gerçekten değerlidir ve farklılıklarını koruyarak üstelik. Yani hı hı. benzemezler bir araya gelsin de birbirine benzesin değil. Evet, farklılıklarını evet. koruyarak, uzlaşma kültürünü yeşerterek, efendime söyleyeyim, ülkeyi yönetme iradesini ortaya koymaları. Bu dönemde şanstır diyebiliyor musunuz? Çok büyük yani, tam da bu dönemde. Tam da böyle bir zehirlenmiş bir iklimde. Hı hı. Tam da böyle benzemezlerin bir araya gelip iklimi yumuşatmaları çok büyük bir şanstır. Başarılı olmaları olmaları halinde de gerçekten Türkiye açısından yepyeni bir dönem açılacağını düşünüyorum. İktidar nasıl izliyor sizce altılı masayı? Nasıl görüyor? Yani bir telaş yarattı mı sizce? İşte ne bileyim, bu kadar adayın sorgulanması neden? Hemen her programda, işte medyaya geliyoruz yine, her programda aday kim olacak? İşte Akşener şundan mı rahatsız, şu isimden? Kılıçdaroğlu ötekinden? Bu neden bu kadar ilgi? Evet, çünkü alışık oldukları mesele o. Kişiler üzerinden tartışmak. Yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışırken de ona destek veren sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil, diğer parti, Milliyetçi Hareket Partisi de tamamen kişi üzerinden yorumluyorlar. Diyorlar ki gelin Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında birleşelim. Recep Tayyip Erdoğan şöyle hizmet etti. Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. Şöyle yahut da başarısız. Recep Tayyip Erdoğan başarısız. Tabii ki böyle bir sistem kurarsan, yani kişinin üzerine inşa edersen, kurumlar ve kurallar üzerine inşa etmezsen, kişinin üzerine inşa edersen, başarıyı da başarısızlığı da kişi üzerinden tartışırsın. Onun için de alışık olduğundan dolayı diyor ki karşı tarafa da, sen de kişini söyle. Ya sistemini söyle demiyor. Sistemine hiç oraya tartışmamaya hatta mümkün mertebe. Ya da neler değiştirdin, hangi maddeleri hazırladın, evet. sen nasıl yöneteceksin evet, gelince. Oralara hatta değil. Konu hiç gelmesin. Sen kişini söyle. Kim yönetecek? Adayını söyle. Tamamen yine tartışma alışık oldukları şeyden, bakış açısından, kişi üzerinden devam ediyorlar. Ama biraz önce bakın haberde vardı. Çok önem verdiğim bir meseledir. Bu yeni sistemde güçlendirilmiş parlamenter sistemin güçlendirilmiş olmasını da böyle anlamlı simgelendiren bir meseledir o. Kesin hesap komisyonu. Evet, şu anda önemli. Plan bütçe komisyonu var ama kesin hesap komisyonu diye ayrı bir komisyon kurulacak ve onun başkanı ana muhalefetten olacak. Yani şimdi bu şunu demek, yani biraz açmak lazım onu. Plan Bütçe Komisyonu ne yapar? Şimdi gördük. Denetim ve şeffaflık tabii, açısından. Evet mı? Kesinlikle. Plan Bütçe Komisyonu diyor ki 2023 şimdi mesela oldu. 2023 yılında şu kalemlere şu harcamalar yap. Bütçeyi çıkartıyorlar. Plan evet. Bütçe'de bunu tartışıyorlar. Peki yaptı mı yapmadı mı? Bir sene sonra, uygulamasından sonra kesin hesap komisyonuna konu gelecek. Diyecek ki kesin hesap komisyonu, bir de başkanı muhalefet olacak. Diyecek ki biz size geçen sene şu kalemlere şu harcamaları yapmanız için bir yetki verdik. Değil mi? Nasıl kullandınız bakalım? Ne kadarını açtınız? Ne kadarını başka bir yere kaydırdınız? Buna uydunuz mu? Kesin hesap komisyonuna gelip hesap verecekler. Kime verecekler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani millete hesap millete. Verecekler. Yani millet adına hesap sorma mekanizması. Ya bütçe hakkı denen bütçe, bir kavram bütçe vardır hakkı. İşte. Demokrasinin özü bütçe hakkıdır. Evet. Onun da özü işte bu hesap sorabilmektir. Hesap sorabilmek için de adam akıllı bir mekanizma kurmak lazımdır. Bu şimdi böyle haberin içerisinde gelip geçiveriyor ama o kadar çok önemli bir şeydir ki çok devrim niteliğinde bir meseledir bu. Hele hele başkanının muhalefet partisinden olması lazım. Muhalefet partisinden olacak, hesabını soracak. Şimdi onu hesap vereceğini bilen bürokrat, hesap vereceğini bilen bakan, hesap vereceğini bilen siyasetçi o bütçeyi kullanırken zaten baştan doğru dürüst kullanacak. Çünkü bir sene sonra geleceğim, hesap vereceğim diyecek. Sayın Kuşoğlu da çok vurgu yapmıştı. Evet. Bir önceki programımızda özellikle hesap verilebilirlik, işte denetlenebilirlik. Çünkü bilmiyoruz, bu bizim hakkımız, bütçe hakkı diye bir kavram var ve bunun ne anlama geldiğini biz belki bu yıllarda daha da iyi anlamaya başladık. Şimdi biraz siyasi açıdan şunu da soracağım size. Çünkü yani geçmiş yıllardan gelen o deneyimle stratejik bir hata mı yapılıyor sizce? Yeter artık söz milletindir sözünü. Siz nasıl okudunuz? Ben Cumhurbaşkanı ilk defa kullandığında 14 Mayıs, daha önceden de diyorlardı ki 14 Mayıs'ta oldu, olabilir diye konuşuluyordu. Gazeteciler söylüyordu, kulis haberleriydi. Hiç ihtimal vermiyordum çünkü böyle büyük bir stratejik hatayı yapmazlar diye düşünüyordum. Sonra Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktı. Şimdi 14 Mayıs dediğiniz andan itibaren 14 Mayıs deyince yeter söz milletindir
sloganı akla gelir. Evet. Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir. Peki şimdi bu seçimde kimler yarışacak? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yarışacak. Hı. Cumhur İttifakı'nın sloganı yeter söz rakibimindir. Yeter milletindir. Söz milletindir. Artık millet gelecek. Karşı tarafın adı millet. Karşı şeyin ittifakın adı millet. Bu hatayı, bu akıl tutulmasını nasıl yaptılar bilmiyorum. Bu seçim strateji ekipleri var diye duydum. O seçim strateji ekiplerinde bu tarihi mesela kim ısrar etmişse ona dikkat etmelerini öneririm. Yani bir de mesela sonradan girenler de var diye düşünüyorum, duyuyorum. Eğer bu yani bu 14 Mayıs tarihinde bir keramet var. Şunu düşünün, 1973 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı Ak Günlere Türkiye'ydi. Şimdi düşünsenize CHP'nin ben eski sloganımı kullanacağım diye Ak Günlere Türkiye diye çıktığını düşünün. Yani karşı yani rakibinizin adını kullanan bir slogan olacak iş değil. Bir akıl tutulması olarak görüyorum ama benim işim değil. Kendi kararları, kendi işleri. Öyle kendi bir yapıyorlar. Slogan söyledi artık evet. Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii hatalar zincirimi ya da işte ne bileyim siyaset açısından nasıl okuyor? Aynı zamanda bir siyaset evet, bilimci olduğunuz evet. için de bunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanının 3Y ile 3Y formülü. Şimdi ilk başta AK Parti nasıl geldi o 3Y formülüyle. Ama 20 yıl geçti aradan. 21. yıldayız. Yani 21 yıl geçmiş oluyor ama o formül yeniden gündeme geldi şimdi. Şimdi yasaklardan bahsediyor, yoksulluktan, yolsuzluktan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Bunu nasıl siyaseten nasıl okuyorsunuz? Şimdi siyaset bilimiyle kafası karıştı. Oturtamam. Şunun için oturtamam. Hani güçler ayrılığı diye bir şey var değil mi? Yani siyasetimizde yasama, yürütme, yargı bunlar ayrı ayrı olacaklar ve birbirlerini denetleyecekler, dengeleyecekler. Şimdi biz neyden itiraz ediyoruz? Bu sistemle hemen hemen bu üç erk de bir elde toplandı diyoruz değil mi? Cumhurbaşkanı yasamaya da etki ediyor. Hı hı. Yürütme zaten yürütmenin başı. Hatta şeyde HSK üzerinden de yargıyı da eline geçirmiş durumda. Şimdi başka bir şey daha yapıyor bence. Yasama, yürütme, yargı yetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı muhalefeti de ben alacağım diyor. Yani o da benim bende olsun. Yani bu tekin içerisine muhalefeti de katmaya çalışıyor. Yani bunları söyleyecek kim söyleyebilir? Yani muhalefetin söylemesi yani muhalefetin işte söyleyeceği şeyler işte bu şey sloganından tutun bu şeye kadar. Yani 20 yıldır niye yapmadın arkadaş? Şimdi mi aklına geldi? Hani ben 3Y'ye gideceğim. Yasakları, yolsuzlukları ortadan kaldıracağım diyen kim diyebilir? 20 yıldır ülkeyi yöneten mi der? Yoksa yönetmeye talip olan mı der? Dolayısıyla geçtim şeyi böyle hani siyaset literatüründe bir yere oturtamam. Ama ancak hani bir latife mahiyetinde yasama yürütme yargının yanına Cumhurbaşkanı onlar yetmemiş gibi bir de muhalefeti de tek elinde toplamaya gayret ediyor gibi bir durumu var. Ama absürt bir şey. Ve seçim hamleleri. Şimdi bütün bunların yanında bir de vaatler arka arkaya sıralanıyor şu anda. Sanki şöyle de bir durum var. Yani işte hani iktidar olursak bir şekilde işte biz bu sürece götürürüz. Olamazsak gelen düşünsün gibi bir şey mi? Yani o kadar hani bu kadar musluğun ağzının açılması sizce bunlar ne kadar yerine getirilebilir ya da vatandaşta karşılığı ne oluyor? Yani siyaseten benim, bunu nasıl okuyorsunuz? Benim gördüğüm de öyle bir şey ama yakıştıramam. Yakıştırmak istemem yani kabullenmek istemiyorum. Olacak iş değil. Bu çok sorumsuzca bir şeydir. Benden sonrası tufan anlayışı gerçekten devlet yönetimine yakışmayacak bir şeydir. Ciddi devlet adamlarının tevessül etmeyeceği iştir. Daha önceden de bu ülke ilk defa siyasetçiler, ilk defa başbakanlar, ilk defa cumhurbaşkanları görmedi. Bundan önce de tek başına iktidarlar gördü bu ülke. Onların hiçbirinin seçime giderken bu kadar sorumsuzca ve benden sonrası tufan olur olsun anlayışını ya öyle demiyor kimse hiç, ama yani hani sanki iş, evet yapılan iş değil. O yapılan işin ne anlama geldiğini yorumlayabilecek kapasitede herkes bu tehlikeli bir şeydir. Şimdiye kadar hiç her ülkede yani demokrasi her ülkede seçimlere giderken bir seçim ekonomisi, seçim efendime söyleyeyim vaatleri diye bir şey vardır elbette. O seçim psikolojisi vardır elbette. Ona dair seçim normal bütçeyi biraz zorlarsın. Ama Bülent Kuşoğlu demişti ki yıkım ekonomisi. Yani seçim ekonomisi işte hatta o başlıkta ekranımızda şimdi yıkım ekonomisi. Yani daha doğrusu bundan sonraki süreç çok çok önem taşıyor. Evet. Bu tabii hani halkta karşılığı nasıl?
Onu da daha çok konuşuyoruz. Biz konuşmaya da devam edeceğiz. Çok önem taşıyor. Şimdi tabii 30 Ocak dedik, önem taşıyor ama sonrasındaki süreç biraz hızlanacak mı sizce? Yani adaylık zaten, artık hani adaylık noktasına geliyor artık muyuz? Hani seçim sathı maili dedikleri ülke oraya girdik. İstersen tamam, şimdi sanki bir ferman buyurur gibi 14 Mayıs'tan da hani ortada bir karar mı yok, bir şey yok, ona dair bir şey yok ama olsun, demek ki 14 Mayıs olacak. Olur mu olmaz mı, o hukuk tartışmaları bambaşka bir şey. Yani hukuk içinde kalıp da tartışacaksak konuyu, bana kalırsa Cumhurbaşkanı kendisi, Cumhurbaşkanı kararıyla seçimlerin yenilenmesi kararı alır ise bu o kendisinin ikinci dönemi olduğu için üçüncü dönem Cumhurbaşkanı olamaz. Olur mu olmaz mıya kim karar verecek? Yani biz bunu tartışalım mı? Hani bir yandan da havanda su dövüyor gibi oluyoruz. Tartışıp tartışmamak da ya boş konuşuyor muamelesi görüyoruz. Olur mu olmaz mı diye kim karar verecek? YSK karar verecek. Dolayısıyla YSK'nın verdiği kararlarda itirazı mümkün değil. Başka bir merci yok onun itiraz edileceği. O ne veriyorsa, eğer oradan bir anladığım kadarıyla herhangi bir endişeleri yok ki bu kararı hiçbir şey yokmuş gibi çok doğruymuşçasına ısrarla alıyorlar. Hani Bektaşi'ye sormuşlar ya abdestsiz namaz olur mu diye. O demiş ki vallahi ben kıldım, oldu. Hani yine olur mu? İşte soracaklar YSK'ya. Olur mu bu diyecekler. Ya ikinci dönem bak 2014'te de seçildi. 2018'de de seçildi. Göreceğiz bakalım yani. Göreceğiz bakalım. Bu da aslında YSK eleştiriliyor, biliyor musunuz? Yani benim sorum da eleştiriliyor. Evet. Hani olmaz der mi diyorum ya. Evet. Sanki YSK'nın koşulsuz bir şekilde evet diyeceğini kabul etmiş gibi. Evet, bu da eleştiriliyor bakın. Ben kendimi de eleştiriyorum evet, şu an. Ama öyle bir hal aldı ki yani bunu konu etmek bile, ya boş konuşuyorsunuz diyorlar. Niye konuşuyorsunuz diyorlar. Ya ama yazıyor anayasada, diyor ki arkadaş bir kimse iki kez halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilir. Efendim bunun ama bu yeni değişti, şu oldu, sistem değişti. Sistem değiştirse olabilir. 6771 sayılı anayasa değişikliklere evet dair kanun var. Yani inşallah numarasını yanlış söylememişimdir. Onun 18. maddesi var. Yani referanduma sunulan şey. Orada açık açık her şey diyor ki bu değişikliklerden diyor şu maddedeki, şu maddedeki, şu maddedeki, şu maddedeki şu düzenlemeler şu tarihte. Şu maddedeki, şu maddedeki, şu düzenlemeler de, şu ibareler de diyelim ki milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılmasının takiben şu hükümler de yayımı tarihinde yürürlüğe girerdi. Açık açık bütün şeyleri düzenlemişler. Yani o 6771'in 18. maddesi sonra anayasa referandumda kabul edilince anayasanın geçici 21. maddesi. Geçici 21. maddesini vatandaşlar açsınlar okusunlar. Her maddeyle ilgili yapılan değişikliklerle ilgili nasıl bir yol izlenecek? Mesela diyor ki mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve cumhurbaşkanları görevlerine devam ederler. Şu tarihe kadar yaparlar. Ondan sonra şu olur. Mesela cumhurbaşkanının partisiyle ilişkiyi partili ise seçildiği anda partisiyle ilişkiyi kesilir hükmü vardı eskiden anayasada. Evet, evet. O değişti mesela. Ona direkt açıklama yapmış. Diyor ki bu hüküm yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Şeyi beklemez diyor. Seçilmeyi şunu bunu beklemez diyor. Sistemi geçmez. Yani dolayısıyla ne yapmak istemişlerse, neyi arzu etmişlerse orada açıkça yazmışlar. Dolayısıyla bunu arzu etmemişler ki buna dokunmamışlar. Hiçbir şekilde buna dokunulmamış. Bu kadar açık bir şey. Şimdi bunun üzerine konuştuğumuzda ya hukuk içerisinde kalalım ve bunu tartışalım dediğimizde bize hakikaten tuhaf tuhaf bakılmasına da neredeyse alışacağız. Olur mu arkadaş ya? Evet, hukuksuz. Hani hukuksuz bir şey yapıyorsun diyelim en azından. En azından bunu diyelim. Diyebilelim yani bu ortamı bu kadar da efendime söyleyeyim teslimiyetçilik de iyi bir şey değil. İşte evet, bu eleştiriliyor. En azından kayda geçirelim. En azından kayda geçirelim. Ya. Yani bizim şu sorumuz bile yani. Yani ya işte olur mu canım, işte YSK hayır mı diyecek? Tabii ki kabul edecek. Ya da işte meclisten şu konu geçmeyecek mi? Tabii ki eller kalkacak filan. Yani bunu kabul etmiş olmamız. Yani olay sanki meşru bir hal alıyormuş gibi oluyor. Çünkü neden? Burada biraz kendimizi de evet sorgulamamız gerekiyor. Evet, çünkü neden? Birisi demiş ki bu böyle. Kim demiş? Sayın Cumhurbaşkanı demiş. Peki o zaman tartışmayacağız mı yani? Tartışamaz mıyız başka bir şey? Mesela bugün bir milletvekilinin bir açıklamasını okudum. Efendim, evet, sizin şeyleri de vardı, web sayfasında da vardı. Söyleyeyim hemen, kimdi o milletvekili? Bir yerel bir televizyon evet, kanalında yapıyor Ordu milletvekili, açıklamayı. İsmini evet, Ordu evet milletvekili. Şimdi onu bulacağım. Ya yani inanılmaz, diyor ki, inanılmaz. Ya diyor ki Tayyip Bey'in işte ayakkabısını yani bırakın Bolu, ona ihanet etme. Bolu milletvekili. Bolu mu? Evet, Bolu olabilir. Ya Bolu, bilemem.
Şimdi zaten milletvekilliği meselesinde şimdi arkadaş. Ordu pardon Ordu. Bolu değil. Şimdi. AKP Ordu milletvekili Şenel Yedi Yıldız. Evet. Diyor ki diyor var mı sesi arkadaşlar? Evet varsa bir hakikaten verelim. Emre sesi var mı o konuşması? Peki onu bir girelim o zaman. Bizim başta Tayyip abimiz mi var diyor. Ya o Tayyip abi bizim başımızda ya arkadaş. Türkiye'nin başında, partimizin başında, memleketin başında, dünyanın lideri. Biz bu gaz kafamızla, özür dilerim, kusura bakma. Estağfurullah. Ona kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere, yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum, yani Türkiye'deki için söylüyorum. Yani şimdi kalkıp da böyle ucuz şey sebeplerle Tayyip abi ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek, mazlumlara ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip abiye ihanet etmek, dünyanın Tayyip abiden beklentisi olan insanlara ihanettir. Bak sana açık ve net söylüyorum. Şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Evet. Ukrayna'da, Rusya'da Tayyip abiden bir şeyler bekliyor. Ve de onları yapıyor, görüyorsunuz. Ya daha ne olacak? Biz Tayyip abiye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını... Elimizle yaramamız lazım. Ya bunlar şey olsun diye söylemiyorum ya. Bu şeye, bu resme biz kalkacağız, bir şeyler söyleyeceğiz. Ya biz bu memleketin insanı değiliz o zaman. Bırak AK Parti'nin veya işte bilmem neyin insanı olmayı. Bu memleketin insanı değiliz ya. Dünyada böyle bir lider olacak. O liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi? Nasıl görürsün? Nasıl gördünüz? En son bakın, cümleden başlıyor. Hakikaten şimdi bir milletvekili. Bunu nasıl diyebildi? Yani şimdi, evet şimdi tam onu söyleyeyim. Bir milletvekili. Ordu milletvekili. Bir başka bir siyaset figürü için ister lideri olsun ister başka birisi olsun isterse muhalefet yalama sözcüğünü. Evet evet. Bırakın kullanmayı aklından nasıl geçirir? Hangi anlamda olursa olsun nasıl geçirir? Bunu nasıl yaparsınız ya? Bu kadar ucuzluk nedir? Siyaseti niye bu kadar ucuzlatırsınız? Sonra siyasetçiye güven olmaz. Olur mu? Bakın Elif Hanım, bizatihi varlıklar ve bir gayrihi varlıklar diye bir ayrım vardır. Bu kelam ilminde bambaşka bir bağlamda konuşulur ama sözcükler üzerinden gidelim. Bizatihi varlıklar ve bir gayrihi varlıklar. Bizatihi varlıklar kendi varlığı için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan, kendi varlığını anlamlandırırken başka bir varlığa ihtiyaç duymayan varlıklardır. Bize bir gayrihi varlıklar var. Onlar da kendi varlıklarını ancak ve ancak başka bir varlığa ilişkilendirerek anlamlandırabilir. Başka bir varlık olmadan kendi varlıklarını anlamlandıramayanlar bir gayrihi varlıklar. Bunlar işte bir gayrihi mahluklar. Bir gayrihi varlıklar. Tayyip Erdoğan olmazsa kendilerinin olmayacağını onlar da biliyorlar. Başkalarının varlığı üzerinden kendilerini anlamlandıranlar bunlar. Şimdi bu bir tek örnek olsaydı bu kadar itiraz da etmeyebiliriz. Bir tek örnek değil. Bir de ülke genelinde söylüyor şey resmen. Hepimizi işin içine katarak üstelik, konuşuyor üstelik yani. Tek örnek de değiller. Evet. Yani daha önceden biliyorsunuz Allah'ın vasıflarını üzerinde toplayan falan dediler. Bir tanesi dedi ki onun doğduğu şehir kutsal şehir dedi. Bir tanesi hele hiç ummadığım biriydi o. Dedi ki Tayyip Erdoğan bizim ezeli, ebedi başkanımızdır dedi. Şimdi bakın hani ebediyi biraz hani tevil edelim. Hani zırva tevil götürmez diye bir laf var ama hadi tevil edelim. Ebedi diyelim ki ömrünün sonuna kadar diye bir anlamla hadi bir yorumlayalım. Peki ezeli nedir ya? Ezeli başkan nedir yani? Ya bunu söyleyen arkadaş sonradan bakan oldu. Ve hala bakan. Siyaseti bu kadar ucuzlatamayız. Acaba? Siyaseti bu kadar ucuzlatamayız. Ucuzlatamayız şimdi, olmaz. Burada biz başa dönüp öyle kapatalım. Yani burada medyanın ne kadar önemli olduğu. İşte şimdi geldi. Bu konuşmayı verip de bu konuşmanın arkasından da bir takım yorumların yapmanın ne kadar önemli olduğunu aslında biz göstermiş oluyoruz. Kesinlikle. Tekrar edelim. Sonunda 11 Şubat'ı medyada tek mahalle etkinliği gerçekleştirilecek dedik. Önemli gerçekten. Çünkü
nedir? Haberci nedir? Haber nedir? Yorumcu kimdir? İşte siz örnekler verdiniz akşam programlarında. Yani onlar neden kutuplaştı mesela? Yani sen akademisyensin mesela, değil mi? Evet. Yani öğrenci yetiştiriyorsun, birey yetiştiriyorsun. Dolayısıyla hani onlar ne zaman bu hale geldi? Çok önem taşıyor. Dolayısıyla işte gelin kendi meselelerinizi konuşun diye çağırıyorsunuz şimdi basın mensuplarını, evet, gazeteci arkadaşlarımızı. Ayırmaksızın. 2. Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık ve Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Sayın Salih Uzun başkanlığında olacak bu toplantı. Birlikte yürütülüyor o toplantı. Elbette ki biz de takip edeceğiz diyelim. Bekleriz. Çok teşekkür efendim, ediyoruz. Çok en kısa sürede ediyorum. Yine değerlendirmelerinizi alacağız elbette. Sağ olunuz. Kolaylıklar dileyelim. Evet, şimdi ekonomiye dönelim sevgili izleyiciler. Biraz önce 3C'den bahsettik. Ne oluyor? Musluğun ağzı da açıldı dedik. Kabinede neler olacak? Hangi başlıklar öne çıkacak? Af neleri kapsıyor? Bunları konuşacağız. Erda Sağlam'a dönelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Size de iyi haftalar. Piyasalarla başlayalım. Dolar kuru 18.80-81 bu civarda gidiyor ama beklentiler ne yönde haftaya ilişkin? Açlık sınırı açıklandı. Hepsini tek tek konuşacağız. Buyurunuz. Evet, küresel olarak bakarsan resesyon tehlikesi biraz azalmış gibi görünüyor. Yalından da Amerikan Hazine Bakanı'ndan da bu yönde bir şey geldi, enflasyonla ilgili daha iyimseriz diye. Avrupa Merkez Bankası hala yüksek oranlı artışlar yapılması gerektiğini söylüyor. Burada şey tartışması var, %2'yi mi baz alacağız enflasyon, %3 mü? Bize göre biraz fantastik kaçıyor ama Batı'nın şeyi, tartışmaları bu yönde. %2'ye düşürmek için mi, %3'e düşürmek için mi para politikaları uygulayacağız diye biraz umutlandı. IMF Başkanı'nın bir açıklaması var. Küresel toparlanma başladı, dipten döndük diyor. Ama çok dengesiz bir toparlanma var. Sektörler ve ülkeler olarak bu eşitsizliği arttırabilir şeklinde de bir uyarısı var aynı şekilde. Bu piyasalara da yansıyor. İyimserlik biraz ama temkinli bir iyimserlik diyebiliriz. İçeride biz baktığımız zaman 18.81 dolar kuru, parite oldu, 20.44 euroya çıktı. Bütün bunlar devam ediyor. 1.08 gibi bir parite var yine. Petrolde yükseliş sürüyor. Bu 88.46 Brent petrol benim en son baktığımda bugün. Yani bu şeyin, akaryakıt petrole olan talebin arttığını, doğalgaza azalsa da petrole şeyin arttığını ve fiyatların yüksek seyretme ihtimalinin canlanma beklentileriyle birlikte sürdüğünü gösteriyor. Bu tabii ki özellikle akaryakıt fiyatları için iyi bir haber değil bizim için. Şimdi hal böyleyken Bakan Nebati Brüksel'e gidiyor ve orada Türkiye modelini anlatacak. Ne anlatacak acaba? Çünkü hani Türkiye'deki hayat pahalılığından nasıl bahsedecek acaba? Ya da işte asgari ücretle emeklinin maaşının arasındaki makasın iyice açıldığını, dolayısıyla birçok şeyin birbirine girmiş olduğunu ya da beklentilerin karşılanmadığını, yani Türkiye ekonomi modelini anlatmak için gidiyor Brüksel yolcusu Nebati. Önce buradan başlayalım. Ne anlatacak sizce? Ne kadar güzel büyüdüğümüzü anlatacak. Çin bile %3 büyürken bizim %5 büyüdüğümüzü, yaratıcı bir ekonomi politikası gittiklerini ve böyle bir dönemde ekonomik canlanmayı koruduklarını söyleyecek. İşin diğer kısımlarına ne diyecek bilmiyoruz. Yani bunun pahasına yoksullaşmayı nasıl arttırdıkları, tabii ki ona da işte asgari ücret artışını plan söyleyecek. Ama enflasyon niye bu kadar yüksek? Ona da diyecek ki düşmeye başladı. Evet, evet. Credible bir konuşma yapması mümkün değil. Ya ciddiye alır, soru sorarlar, yorarlar bayağı Nebati'yi açıkçası, soru sormaya izin verilirse, ya da kendi kendine konuşur.
insanlar da gülümseyerek çıkıp gider gibi bekliyorum açıkçası. Kimler katılacak onu da bilmiyorum. Ciddiye alıp ciddi finans kuruluşları, ekonomistler gelecek mi o toplantıya? Onu da bilmiyorum. Yoksa Türk'ün Türkiye propagandası mı olacak? Yani oraya gidip de sırf Türkleri toplayarak bir şey mi yapacaklar? Orası da belli değil açıkçası. Bazı Avrupa Birliği yetkilileriyle de görüşecekmiş. Oradan da bu seçim öncesi olumlu mesajlar vermeye çalışacak. Avrupa Birliği ile biz aslında iyiyiz filan gibi herhalde mesajlar verecek sonunda. Yani biraz propaganda gezisi gibi yurt dışında içeriye politikaya, iç politikaya dönük bir seyahat gibi olacak herhalde. Biliyorsun daha önce de konuştu geçtiğimiz hafta sonu yine inciler döktürdü. Şeyi Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz dolar karşısında değer kaybeden Türk lirası hakkında öyle demiş. Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, paranız çok değerli getirir, satarsınız, sanayi yavaşlar, zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkar. Türk lirası değerli hale getirirseniz, Türk lirasını çok değersiz hale getirirseniz de bunun tam tersi olur demiş. Sağ olsunlar yeni ekonomik politikasıyla önce çok değersiz hale getirdiler, şimdi de değerli hale getirdiler. Bir dengesini bulup da gidemiyoruz. Sırf kurla ihracat yapmaya çalışıyoruz. Dünya konjonktürü bize döndüğü zaman ihracat fazlaymış gibi gözüküyor. Oradan da çıkıp işte rekabetçi kur diyorlardı biliyorsun bir ara. Berat Albayrak döneminden beri. Ondan sonra tam tersini yapıyorlar. Yani bir çorba halinde günlük ihtiyaçlar için bir ekonomi politikası, hiçbir vizyonun olmadığı bir şey götürülüyor. Şimdi mecliste de bu arada torba, biraz önce aslında onu da araya sıkıştıracaktım. Ticarete ilişkin torba kanun teklifinin yasalaşması için mesai var. Hazine 1 milyon lira konut kredisi kullanana 7 bin lira destek verecek. 3 yıllık destekte 97 bin lirada kalacak. Yani lüks konut alanlara daha fazla destek verilmiş olacak. Şimdi teklif meclise geldi. Nakit kaynak aktarılıyor. İndirimli konut kredisi taksiti için. Daha öncesinde de açıklamalar vardı ama şimdi teklif yasaya aykırı da deniliyor aynı zamanda. İşte bir karışık bir durumla da karşı karşıyayız burada. Yeni bir açıklanmayan bazı bölümler var. Yani CHP ve İYİ Parti temsilcileri getirilen yasa teklifine göre 221 milyar liralık bir ek borçlanma yetkisi verildiğini söylüyorlar. Ama evet, konutlara verilecek destekle ilgili açıklanan rakamlarla da bunun ilgisi yok. Yani çok düşük rakamlar verileceğini söylüyorlar. Bunun şeyini de açıklayamıyorlar. Yani arada nereden geliyor da böyle bir fark oluşuyor? Tabii ki ek borçlanma yetkisi verilince muhalefetin tepkisiyle karşılaşıyor doğal olarak. Çünkü ek bütçe gerekir böyle bir şey için. Yani bütçe geçirmeniz lazım ki ben hazine açığını bu kadar büyütüyorum, bunun için ek borçlanma yapacağım demeniz lazım. Yani bu meclisin yasama yetkisine bir darbe. Yani sadece hazine borçlanma yapacak diye bir yasa getirilmesi mümkün değil. Bu kadar yüksek bir borçlanma için mutlaka ek bütçe getirilip bunun tartışılması gerekir ki milletin vekilleri nereye ne gideceğini görsün. Evet. Doğal olarak buna tepki veriyorlar. İşin diğer tarafında ise gerçekten 1 milyon lira kredi alanlara çok düşük bir destek var. Buna karşılık 3 milyon lira kredi alanlara çok daha yüksek bir destek var. Yani bu nasıl adil bir şey haline sunuyorlar onu anlamış değiliz. Bir de düşük gelirlere hazine desteği olarak bunu yapıyorlar. Açıkçası her zamanki gibi çok şaibeli bir
yasa teklifi daha gelmiş durumda meclise. Yani lüks konut alana daha fazla destek verilecek. Yani ya yine aynı şey değil mi? Yani işte hani diyoruz ya, kur korumalı mevduatı da konuşurken işte zengin zengin oluyor, fakir fakirleşiyor. O ondan alıp ona veriyorlar filan. Burada da yine lüks konut alan daha karlı çıkıyor bu işten. O zaman ne anladık bu işten? Evet. Asıl amaç müteahhitlere destek sağlamak olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Yani buradan verdikleri desteklerle de evi düşük kredi kullanacaklara daha az destek vererek onlara da verdik diyorlar. Ama asıl niyetleri yarım kalmış işlerin ve müteahhitlerin yeni işlere başlaması. Yeni projeler için de veriyorlar bunu, biliyorsun. Bunlara destek vermek. Yani başından beri asıl kaygıları, asıl destek verdikleri müteahhitlik sektörü. Çünkü müteahhitlik sektörü her türlü dalavereye açık bir sektör açıkçası. Buradan da bunu yapıyorlar. Ve yine o kısa dönemli canlanma istiyorlar. Ekonomiyi canlandırmak istiyorlar. Onun için yine inşaat sektörüne desteğe hesapsız bir biçimde bizim cebimizden, hazine desteği demek bizim cebimiz demek, buradan destek vermeye devam ediyorlar. Bu ne anlama geliyor sonuç olarak? Zaten yoksul kesimlerden daha yüksek gelirlere bir servet transferi vardı. Bunun devam edeceğini gösteriyor. Yani AKP'nin anlayışında bir şey yok. Değişiklik yok. Fakirden alıp zengine vermek şeyi devam ediyor. Burada i̇şte, da görüyoruz. Ama bir de açlık yoksulluk sınırı işte gerçeği var bir taraftan, o konuya da geçmiş olalım böylece. Çünkü Birleşik Kamu İş'in Ocak ayı araştırması yayınlandı, orada yani inanılmaz rakamlara baktığımızda 9.796 açlık sınırı, 26.994 lirada yoksulluk sınırı oldu. Asgari ücrette 8.500 lira. Şimdi yani ne demek gerekiyor bu durumda? Hep söyledik yani bu enflasyonu önlemediğimiz sürece bunu yüksek gösterdiğimiz zamların hiçbir işe yaramayacağını yoksul kesimler açısından, satın alma gücünün erimeye devam edeceğini, ne kadar verirseniz verin, enflasyonu ciddi biçimde bir politikanız yoksa samimi biçimde düşürmek için verdiğiniz zam verdik işte enflasyon yüksek zam verdi demenizin bir anlamı kalmıyor. Çünkü yetişemiyor bile zamlar, gelir artışı. Yani baktığın zaman özellikle yoksul kesimin temel gıda maddelerinde çok yüklü artışlar var. Yine bu da ekonomi politikalarında yanlış. İşte baktığın zaman 4 kişinin açlık sınırı 9.796 lira. Süt, yoğurt, peynir için harcama Ocak'ta 2.672 liraya yükselmiş durumda. Yani etteki durum belli. Zaten ortada. Bu niye? Hem enflasyonu mücadele etmiyorsunuz, para politikası başta olmak üzere. Hem de yanlış tarım politikası uyguluyorsunuz. Fiyatların sürekli artmasına yeterince destek vermediğiniz zaman fiyatlar artıyor, enflasyonu arttırmaya devam ediyor. Sonra bunun arkasından işte asgari ücrete %50 zam yaptık diyorsunuz. Hiçbir anlamı kalmıyor ki. Simit 7 lira olmuş artık. Yani simitin 7 lira olduğu bir ülkede, Ankara'da öyle oldu. Simit 7 lira oldu. Şimdi maliyetler gerekçe gösteriliyor, zamlar da peş peşe geliyor. Ama yani bir açıdan baktığın zaman da maliyetler yükseldiği de çok açık. Evet yani, o da doğru. Evet. Şimdi aynı şekilde ekmekçiler de şey yapıyor. Ekmekte evet. Sattığımız ekmeğin maliyeti sattığımız ekmek kadar, fiyatı kadar diyorlar. Ve arttırmamız lazım. En geç Şubat ayında bu artışı yapmamız lazım diyorlar. Bunu da baskılamaya çalışıyorlar zam olmasın diye. Ama bir biçimde ister istemez yansıyor, resmi olarak açıklanmasa bile. Gittiğiniz zaman pazarda görüyorsunuz, fırıncıda görüyorsunuz fiyat artışlarının şeyini, etkisini görüyorsunuz. Yani durmasına imkan yok ki böyle bir politikayla. Siz fiyat artışlarını durdurmanız mümkün değil. Süt, efendim simit hesabı yapardı
Cumhurbaşkanı muhalefetteyken. Şimdi simit hesabı yapmayı bıraktı. Yani şimdi simit peynir hesabı yapsan zaten neredeyse verdiğin şey kadar, asgari ücrete verdiğin şey kadar, her gün bir simit peynir yesen aynı fiyat. Evet. Çocukların şeyi çok daha fazla ihtiyacı. Yani süt içmesi lazım, et yemesi lazım çocukların gelişimi için. Karne hediyesi annem et aldı. Erdal abi, karne hediyesi annem et aldı diyen bir çocuk dinledik biz, gördük hepimiz. Yani bu işte aslında işin özeti. Artık karne hediyelerimiz bu olduysa geldiğimiz nokta 20 yılın sonunda diyecek söz bulunamıyor. Ama tüketici güveni Ocak'ta yükselmiş görünüyor. Bunu neye bağlamak gerekiyor yani? Mesela Aralık'ta bir önceki aya göre %4,6 artmış. Bu artış neye göre oluyor? Bu iyimserlik oluyor. Hmm. Bir kurdaki artışın durmuş olması tüketicide bir güven yaratıyor. Hmm. Artı işte %30 memura, emekliye, efendim asgari ücrete %50 zam verildiği zaman insanlar diyor ki benim ileriye dönük olarak harcamam artabilir nihayet diyorlar. Hı hı. Ama bunun böyle görülmediğini bir ay sonra göreceğiz. Yani tüketici güvenindeki bu artışın artı TÜİK'in yaptığı bir araştırma bu. Evet. TÜİK'e yani bunu da ayrıca maalesef altını çizmek zorunda kalıyoruz. Yani TÜİK'in yaptığı anketleri ne acı bir şey, bunu söylemek zorundayız. Evet. Maalesef öyle bir duruma da geldik. Onu da söylemek gerekiyor yani. Baktığın zaman maddi durum beklentisi 75.4'ten 79.9'a çıkmış. Bu şeylerle ilgili 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi de 77'den 82'ye. Çok yani 5 puanlık artış. Yüksek bir artış burada. Hı hı. Ama bir illüzyon yaratıldığı için demek ki bekleyişlere özellikle satın alma gücündeki bekleyişleri bir ölçüde etkiliyor. 5 değildir belki. Hı hı. TÜİK belki şey ölçtü ama belli ki öyle bir eğilim var. Hı hı. Ama insanlar ayakları yere basınca bu değişebilecek tabii. Kabine var aynı zamanda. Bakalım bugün kabineden ne çıkacak? Yarın aslında ağırlıkla bunları konuşacağız. Borç yapılandırma paketi geniş bir şekilde ele alınıyor. Yani musluğun ağzı gitgide açılıyor. Her geçen gün bir şey daha karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla seçim hamleleri diyoruz bunlara da. Çok doğal bir biçim. Zaten bu vergi aflarını, bu tür yapılandırma adını verilen afların ne kadar sakıncalı olduğunu söylemiştik. Gerçekten insanlar artık kurala uyan, vergisini zamanında ödeyen, cezalarını zamanında ödeyen vatandaş cezalandırılıyor maalesef. Hı hı. Diğerleri her türlü af çıkarılarak ya ortalaması 20 yılın ortalaması sanıyorum 2 yılda bir affa denk geliyor. Evet. Yani böyle bir sistem, bu kadar afla siz bir sistem kurmanızın gerçekten hı hı. halkın müeyyidelerini yerine getirmelerini özendirmenin bir şeyi kalmıyor. Çaresi kalmıyor yani. Peki bakalım şimdi yarın ne çıkacak? Kabineyi geniş bir şekilde sizinle değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Erdal Sağlam, sağ olunuz. İyi haftalar dileyelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin, sağ olun. Evet, Ankara saatini noktalayalım sevgili izleyiciler. Sözü İstanbul stüdyomuza Yavuz Oğan'a bırakıyoruz ve konuklarına elbette. Hoşçakalın.